Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Baran Bey'in arkadaşının baldan tatlı baldızıyla neler yaşadığını anlatan gerçek yaşanmış itiraf hikayesini anlatacağım. Keyifli seyirler. Selam ben Baran. 33 yaşında, ticaretle uğraşan, maddi durumu iyi, sosyal çevresi geniş olan biriyim. Hikayemin başlangıcı memleketimin Mersin'den başlıyor. Yaz aylarında işlerin durgun olduğu dönemlerde memlekete gitmiştim. Arkadaşım Dinçer'in iş yerinde otururken İki tane çok ama çok güzel bir kadın girdi. Ben müşteri filan zannederken birinin dinçerin hanımı Aygül, diğerinin ise baldızı Aslı olduğunu öğrenince içimden iyi ki laf filan atıp dinçerle erkek muhabbeti yapmamışım diye düşündüm. Aygül ve Aslı çarşıya alışverişe çıkmışlar. Zira Aslı'nın çok yakında düğünü olduğunu filan öğrendim. Dinçer'in hanımı 7-8 yıl önce görmüştüm. Ama ben bekar olduğum ve de İstanbul'da yaşadığım için daha sonra görmemiştim. Anladığım kadarıyla dinçer karısını iyi kullanmış, dağıtmıştı. Giydiği kotun basenleri meydanda bırakacak kadar dar olması gözlerimi o muhteşem yerlere kaydırıyordu. Kendimi Aygül ve Aslı'nın etkisinden kurtaramıyordum. Hoş beş hafif tebessümden sonra Dinçer ve Aygül beni Aslı ile tanıştırdılar. Hafif bir tokalaşmadan sonra sarı saçları, mavi gözleri düzgün vücut ölçüleriyle beni mahvetmişti. Ama iki güne kadar evlenecek olan bir kıza ne yapabilirdim ki? Dinçer'le olan samimiyetimizden dolayı ve nezaketten beni de düğününe davet ettiler. Ama ne düğün? Sanki kırmızı alı geçti. Çok güzel kadınlar, elbiseler nereye bakacağımı şaşırdım. Damadı gördüğümde bu kadar da olmaz dedim. Damat Asya'ya göre büyük, tipsiz ve çirkin bir adamdı. Dinçer'e sorduğumda çok zengin biri olduğunu ama kırı olduğunu, aslında lüks yaşam ve rahat para harcamaya meraklı olduğu için bu tipsiz adamla evlenmek istediğini filan anlattı. Neyse düğün bitti, gençler arasında hadi disco bar'a gidelim muhabbeti dönünce ben de alkol ve bu kadar kızın bir arada olduğu yerden ayrılmamak için kabul ettim. Ama baş şöyle ben geçmiştim. Çünkü bekardım ve zaten düğün konvoyundaki lüks arabam, karizmatik duruşum ve gittiğim barda kimseye para harcatmamam etrafındaki bütün kadınları etkilemiş, dinçerin hanımı bile beni dansa kaldırmıştı. Herkes alkollü olduğu için rahattı. Bir ara gelinle bile dans ettim. Ama damat krosu kötü bakınca nazikçe gelini damada teslim ettim. Neyse gece bitti. Artık dönme vakti gelmişti. İstanbul'a dönmüştüm. Ve buradaki hızlı hayatıma devam ediyordum. Hatta birkaç kadın arkadaşla beraber olurken Aslı'yı falan düşünmüştüm. Ama bir daha nerede göreceğim derken aradan altaya geçmişti ki dinç aradı. Hanımı ve baldızıyla İstanbul'a geleceklerini söyledi. Havaalanına gittiğimde herkesin yüzü asıktı. Hayırdır dediğimde Aslı'nın evliliğinin kötü gittiğini, kocasını dövdüğünü, hatta tehdit ettiğini filan anlattılar. Zaten öyle bir kura'dan o beklenirdi. Üzülmemelerini, kafalarını rahatlatacağımı filan söyleyip teskin ettim. Evime geldik. Deniz manzaralı evimin lüksünü ve düzenliliğini Aygül ve Aslı'yı şaşırtmıştı. Biraz dinlendikten sonra bunları gezmeye çıkardım. Kum kapı rakı balık derken dinçer sarhoş olmuş, kızlar da az içtikleri için çakır keyfi olmuşlardı. Eve geçtikten sonra Aslı'yı artık şart olduğunu düşünerek her gün birbirinden lüks ortamlarda bunları ağırladım. Aygül de Aslı da bana çok ısınmışlardı. Evin içinde dar kapriler ve penyelerle geziyorlardı. Bense onlara bakarak manyak olmuştum. Ama Dinçer'in yanında bir şey yapmaya cesaret edemiyordum. Aslı bir mimarlık kursuna yazılmış. Daha önce üniversiteyi yarım bıraktığı için hem de kötü evlerinin izleri için mesleki şeyler için buraya gelmiş. Aslı'ya burada kalacak bir yer ayarladıktan sonra Dinçer ve Aygül geri gidecek. Yurtlu apartta derken bir yer bulduk. Dinçeri ve Aygül'ü gönderdikten sonra Aslı ile ilk kez baş başa kalmıştık. Ama Aslı bana abi diye hitap ediyordu. Aramızda 10 yaş vardı. Ama abi demesi zoruma gidiyordu. Arabanın içinde yarı şaka yarı ciddi bana abi dememesini, kendini yaşlı hissettiğimi falan söyledim. Bunu aparttana bıraktıktan sonra neler yapabileceğimi düşünerek eve giderken aparttan beni aradılar. Aslı odada sigara içmemesi gerekirken İçip ve de müdürle kavga etmiş. Böyle durumlar için benim telefon numaramı vermiştik. Aparta geri gidince Aslı'nın artık odada kalamayacağını filan söylediler. İşime gelmişti doğrusu. Aslı'yı oradan alıp eve getirdim. Dinçere telefonda bilgi verdikten sonra Aslı'yı evimde misafir edeceğimi yanlış anlamamasını filan söyledim. Zaten başka çaresi de yoktu. Kabul etti. Teselli için Aslı'ya içki sordum. Deniz kenarındaki pencereye oturup içki sigara derken gece saat 2 olmuştu. Hafiften sızmaya başlayan Aslı'yı nazikçe hazırladığım odasına götürdüm. Önce güvenini kazanmam lazımdı. O gece hiçbir şey yapmadım. Üstünü örtüp odasından çıktım. Ertesi gün hafta sonuydu. Aslı ile alışveriş merkezlerine, lüks mağazalara falan gidiyordu. Buna beğendiği ne varsa aldım. Kıyafet, ayakkabı falan. Çünkü kafaya koymuştum. Onu istiyordum. Lüksten hoşlandığı için aklı çıkmıştı. Gezerken koluma giriyor, elimi tutuyor, denediği kıyafetleri manken edasıyla bana gösteriyordu. Amacıma ulaşıyordum. Akşam güzel bir restorandan sonra kol kola eve geldik. Başını omzuma koydu, pencerenin önünde denizi seyrederken içkileri tazeledim. Ama daha bir yudum almadan göz göze geldik. Hiçbir şey demeden dudaklarımız birleşti. İş orada bitirdik. Bir süre sonra kaldıktan sonra aslı gitti. Ama ilişkimiz hala devam ediyor. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki video için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, esen kalın.